Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır 2 üzeri x1 artı x2. Burada da üstler aynı olduğu için tabanlar çarpılır x1 çarpı x2'nin kübü. Şimdi x1 artı x2 kökler toplamından dolayı 3, 2 üzeri 3, 8 olur. Diğeri de kökler çarpımı c bölü a'dan dolayı 1, 1'in kübünden 1. Demek ki burada arkadaşlar 1 kökü 8, 1 kökü 1 olan denkleme bakmamız lazım. Kökler toplamı 9. Kökler çarpımı 8. Buna uyan hangi şık var? E şıkkı. x kare eksi 6 x eksi 7. Şimdi burada x eksi 7 çarpı x artı 1 çarpanlarını ayıracağız. Diğeri x eksi 2 çarpı x artı 2. Aşağısı arkadaşlar x eksi 7 çarpı x eksi 2. Burada bakın paydayı 0 yaptığı için x eksi 2 kök olmaz. Zaten üstteki ile sadeleşiyor x eksi 7 paydayı 0 yaptığı için 7 kök olmaz. Sadece köklerimiz o zaman x artı 1 ve x artı 2'den gelecek. Eksi 1 eksi 2 eksi 3 olacak a şıkkı. Kutuda kalan boş kısmı bulalım. Normalde kutunun hacmi bir prizmanın hacmi ayrıtların çarpımıdır. x artı 4 çarpı x çarpı x artı 1 eksi 1 küp çıkarılmış arkadaşlar. x küp dolayısıyla kalan boş kısım 57 birim küp verilmiş dağıtacağız. Adım adım gidelim. Hepsini tek tek çarpamayacağız çünkü. Önce x ile x artı 1'i çarpıyorum. x kare artı x. Sonra x artı 4 çarpacağım. Dağıtıyorum. x küp artı x kare artı 4x kare artı 4x eşittir. 57 eksi x küpü çıkardığımız için x küpler gitti. Soru da 5x kare artı 4x eksi 57 eşittir 0 kaldı. 5x x 19 arkadaşlar var bir de 3 var 19 çarpı 3 57 yapar hangisine eksi vereceğiz bakın artı 4x olduğu için artı 19 eksi 3 diyelim çaprazlama çarpıp topladığınızda 19 eksi 15'ten 4 yapıyor demek ki x negatif olamayacağına göre x 3 olacak c şıkkı. Çözüm kümesi bir elemanlı diyorsa arkadaşlar ikinci derece denklemin bir elemanlı çözüm kümesi çıkması için şöyle düşünün x1 eşittir x2'dir ama tabii ki küme içine aynı elemanı iki kere yazamayacağımız için böyle bir elemanlı olur. Haliyle yukarının deltası sıfır olabilir. Bakalım 64 eksi 4 çarpı a artı 1 çarpı a artı 1 eşittir 0. Buradan da arkadaşlar 64 eşittir 4 çarpı a artı 1'in karesi 16 eşittir a artı 1'in karesi ve 4 eşittir A artı 1'in mutlak değeri. Buradan A 3 olabilir ya da arkadaşlar eksi 5 olabilir. Bir şey de denklemde eğer değişken varsa her iki tarafın karekökünü aldığınızda mutlak değerli yapmayı unutmayın. Böylece A'nın şu an iki tane değeri var. Bir de arkadaşlar şu da olabilir. Normalde bunun delta sıfırdan büyüktür. Ama x eksi 2 ile sadeleşiyordur. Böylece tek kök gelir. Şunun gibi düşünün. Kenarda göstereyim bir örnek. x eksi 2 çarpı x eksi 1 bölü x eksi 2. Bakın tek kök gelir. Aynı mantıkla o yüzden yukarıdakinin bir kökü 2'dir. Yerine yazın ya da kökler toplamından kökler çarpımından gidin fark etmez. Şimdi burada yerine yazdığımız zaman denklemde a artı 1 çarpı 4 artı 8 çarpı 2 artı a artı 1 eşittir 0. 4a artı 4 artı 16 artı a artı 1 eşittir 0. Böylece 5a eşittir eksi 21. a eksi 21 bölü 5. Alacağı değerler eksi 21 bölü 5, eksi 5 ve 3 oldu. Çarpımları eksi 5'ler sadeleşince 21 çarpı 3, 63 a şıkkı. Soruda özdeşlik yapmamız gerekiyor. x1 artı x2'nin parantez karesi a eksi 2x1 çarpı x2'dir arkadaşlar. Böyle 30'a eşit. Şimdi x1 artı x2 kökler toplamından dolayı 12 bölü eksi 2 eksi 6'nın karesi. Eksi 2 çarpı x1 çarpı x2 30. Haliyle arkadaşlar 2 x1 çarpı x2'yi sol tarafa atarsak 36 yapar. x1 çarpı x2 3 oldu. M zaten x1 çarpı x2'yi verecek bize. M bölü 2 x1 çarpı x2 yani 3'e eşit. M 6 D şıkkı. Gri duvar kağıdı seçmiş. Şöyle bir kare düşünün. Bu duvarın bir kenarı x olsun. Alanı x kare olur. Çevresi de 4x olur. Şu şekilde duvarın böyle çevresine arkadaşlar led ışık yapılacak. O zaman gri duvar kağıdı için metre kare başına 3 lira ise x kare de 3x kare lira öder. Artı diğer taraftan da hemen neyi göreceğiz? Kır, beyaz led ışığı seçtiği için 4x metre var. 1.5x 4 xten 4x. 6x oldu eşittir 72. 3x kare artı 6x eksi 72 eşittir 0. 3'e bölüyorum. x kare artı 2x eksi 24 eşittir 0. Çarpanlarına ayırırsak x artı 6 ve x eksi 4 0 eşit olacaktır. Tabii ki uzunluk negatif olamayacağı için x eksi 4 0 yani x 4 olmalı c şıkkı. Her iki taraf mutlak değerli ise yapacağınız iş önce olduğu gibi birbirine eşitlemek x kare eksi 5x artı 6 eşittir 0, x eksi 3, x eksi 2 eşittir 0'dan bir kök 3, bir kök 2 geldi. Bir de arkadaşlar, şunu söyleriz, bir tanesini aynı bırakın, diğerini eksi ile çarpın. Bu da olur. Böylece x kare artı x eksi 6 eşittir 0 olur. X artı 3, x eksi 2 eşittir 0'dan eksi 3 ve 2 Diğer kökler bunların toplamı sorulmuş. Üçler birbirini götürdü. 2 artı 2'den farklı değerler demiş ama artık 2'yi bir daha alamayız. Demek ki sadece 2 oldu A şıkkı. İki tarafta da kök var arkadaşlar. Şunu yapabilirsiniz. Her iki tarafın kök karesini alırsınız önce. 2x artı 1 artı x artı 1 artı 2 kök x şeklinde birler gitti. Şimdi x eksi 2 kök x eşittir 0 oldu. Yine kare alabilirsiniz ya da şunu yaparsınız. Hiç bu şekilde yapmadan ortak parantezi alırsınız. Kök x parantezinde kök x eksi 2 eşittir 0 derseniz 1 x 0 olabilir. 2 kök x eşittir 2 olacağı için x arkadaşlar 4 olabilir. Ancak biz kare aldığımız için içerisi negatif olabilir probleminden dolayı bir kontrol etmemiz gerekiyor ne olursa olsun. 0 yerine yazdığımız zaman 1 eşittir 1 oluyor. Problem yok. 4'ü yerine yazdığımız zaman yine 3 eşittir 3 geliyor. 2 kökü de alabiliriz. Alacağı değerler toplamı 4 artı 0 B şıkkı oldu. Şimdi 2 bilinmeyen var. 2 tane denklem var. Şunu yapabiliriz. Taraf tarafa çıkararak toplayarak gitmeyeceği için. X gördüğümüz yere 2 eksi Y yazalım arkadaşlar. Böylece 2 eksi Y'nin parantez karesi eksi y kare artı 2 eksi y çarpı y eşittir 5 oldu. 4 artı y kare eksi 4 y eksi y kare artı 2 y eksi y kare eşittir 5. Buradaki artı y kareler gitmiş oldu. Şurası eksi y kare yine. Böylece eksi 4 y artı 2 y eksi y kare eksi 2 y artı 4 var 5 var. Şöyle attığımız zaman bu olur. Her tarafı eksiyle çarpalım. y kare artı 2y artı 1 eşittir 0 oldu. Böylece y artı 1 renk karesi 0, y eksi 1. x de arkadaşlar 2 eksi y idi. Yani 2 eksi eksi 1'den x 3 oldu. Çarpımları c şıkkı eksi 3 gelir. x üzeri 2 bölü 3, x üzeri 1 bölü 3'ün karesi gördüğünüz gibi üstün üstü çarpılır çünkü. Bu yüzden x üzeri 1 bölü 3'e t diyelim. t kare eksi 9 t artı 8 eşittir 0. Çarpımları 8 toplamları eksi 9. Bu yüzden t eksi 1'e t eksi 8 eşittir 0. t 1 1 olsun. t 2 de arkadaşlar 8 olsun. t 1 dediğimiz aslında x üzeri 1 bölü 3. x üzeri 1 bölü 3 1 ise böylece x yine 1 olur. t 2 arkadaşlar 8 ise x üzeri 1 bölü 3 8 olacağından dolayı her iki tarafın 3. kuvvetini alacağız. X eşittir 8 üzeri 3 gelecek. Yani 2 üzeri 3'ün 3. kuvveti 2 üzeri 9. Bu da 512 yapıyor. Alacağı değerler çarpımı B şıkkı 512. Bir kere arkadaşlar burada ilk kökümüz aslında 2. Şimdi haliyle bu çözüm kümesinin iki elemanlı olması için ne olabilir? Aynı zamanda bunun köklerinden birisi de 2'dir. Şöyle olur bakın. 1 kök 2 Diğer kökte B şeklinde haliyle iki tane kök gelir. Böylece yerine yazalım. 2'nin karesi eksi 2C artı 16 eşittir 0. 20 eşittir 2C, C eşittir 10. Bakın gerçekten x kare eksi 10, x artı 16'yı çarpanlarına ayırın. x eksi 8, x eksi 2 olur. Yanında zaten x eksi 2 olur. 2 tane bakın toplamda farklı kök var. Bu yüzden C'nin alacağı birinci değer 10 olmak zorunda. İkinci durumda arkadaşlar ikiden farklı bir kökü vardır ama çift katlı köktür. Yani iki tane farklı kök gelmesin de buradan bir tane farklı kök gelsin. Böylece burada da delta sıfıra eşit olmalı demektir. C kare eksi 64 eşittir sıfır. C böylece gördüğünüz gibi e, eksi 8 ya da artı 8 olacak arkadaşlar. C'nin alacağı değerler 8, eksi 8 ve 10 olduğu için toplamda 10 B şıkkı. Sıra belirtmek sizin derken arkadaşlar iki kere yeşil yanacak bakın. Bir kere turuncu yanacak bir kere mor yanacak ama hangi sıra olduğu önemli değil. Diyelim iki kere önce yeşil yandı sonra turuncuyla mor da yanabilir. Ya da turuncuyla mor yanar bir kere yeşil yanar sonra bir daha yeşil yanar. Yener, yeter ki iki kere yeşil yansın bir kere turuncu bir kere mor. Birinci denklemde tek tek bakıyoruz şimdi. Birinci denklemde arkadaşlar delta büyüktür sıfır. Sonra e, şöyle yapalım bakın. Birinci denklemde delta büyüktür sıfır. Kökler toplamı eksi B bölü A'dan negatif. Kökler çarpımı C bölü A'dan yine negatif. Şimdi toplamları pozitif olduğunda turuncu yanar arkadaşlar. E, delta büyüktür sıfır olduğunda pardon. Mor da yanar. E, şu an yeşil yanmadı. Kökler toplamı negatif olduğunda yeşil yanacak. Bir kere yandı. Sonra kökler çarpımı negatif olduğunda da morlar ve turuncular yandı. O zaman ilk kere turuncu, ilk kere mor, bir kere yeşil yandı. Birinci için olmadı. Geliyoruz şimdi ikinci duruma. Böyle göreceğiz tek tek durumları. İkinci durumda arkadaşlar delta bir kere negatif. Burasını hemen böyle yapalım. Sonra kökler toplamı eksi b bölü a'dan 1 bölü 2 yani kökler toplamı pozitif oldu. Kökler çarpımı c bölü a'dan yine pozitif oldu. Şimdi kökler, daha doğrusu delta negatif olduğu için yeşil yanar. Mavi, mor ve turuncu yanmadı. Kökler toplamı pozitif olduğu için mor ve turuncu şimdi yandı bir kere. Sonra kökler çarpımı arkadaşlar negatif olduğu için pozitif olduğu için yeşil yandı. Böylece iki kere yeşil yandı, bir kere turuncu, bir kere de mor arkadaşlar iki için sağlandı durum. Geliyoruz şimdi üçüncüye. Üçüncü de. Delta'ya baktığımız zaman B kare eksi 4 AC yani 16 artı 8 24. Delta büyüktür 0. Burası artı oldu. Kökler toplamı eksi B bölü A'dan yine artı. Kökler çarpımına da negatif. Ee, delta sıfırdan büyük olduğu için turuncu mor yandı. De, turuncu mor yine yandı. Buradan da bu patladı zaten artık ilk kere turuncu. ilk kere mor yandı gördüğünüz gibi. Yeşile bakmaya bile gerek yok. Demek ki yalnız iki B şıkkıymış.